Durup Sağlık Grubu Olay Sağlık Kuşağı'nı sunar. Günaydın, Olay Sağlığa hoş geldiniz. Saatlerimiz onu gösteriyor. Bugün stüdyomuzdaki konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ersin Topal bizimle birlikte. Biz bugün diyabeti konuşacağız. Diyabet tedavisinde gelinen son nokta olan diyabet cerrahisinden bahsedeceğiz. Elbette bu konuyla ilgili sorularınız için hemen telefon numaralarımızı vererek başlayalım. 0224 alan koduyla 331 7075 numaralı telefonlardan sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Aynı zamanda olaysağlık@olaytv.com.tr mail adresinden de elektronik postalarınızı bekliyoruz efendim. Hemen konuğuma dönmek istiyorum ben. Ersin Bey yeniden hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Diyabeti konuşacağız. Diyabette farklı bir tedavi metodu olan cerrahi seçenekten bahsedeceğiz ama evet. Bu seçeneğe gelmeden de şeker hastalarının kat ettikleri uzun bir yol var. Öyküleri her birinin birbirinden çok farklı ki bu öykülerden birine de kulak verme şansımız olacak ilerleyen dakikalarda. Bu öyküye gelmeden diyabeti sizden dinleyelim mi? Diyabet Tabii nedir? Ki. Nasıl bir hastalık? Sağlık Bakanlığımız diyabeti şöyle tanımlıyor. Kişilerin kanında insülin hormonu olmaması ya da insülin hormonunun salınması ile ilgili bir problem nedeniyle kan şekeri regülasyonunun ya da kan şekeri düzenliliğinin bozulması. Tipik tabiri ya da tipik tanımlaması bu. Vücudumuzda insülin hiç yok ise, bugünkü konumuzun dışında olan tip 1 diyabet hastalığı diyoruz ve bu bazı özel merkezler haricinde maalesef tedavisi olmayan bir problem. Ve siz vücudunuz insülin üretemediği sürece bunu dışarıdan almak ve bunu tamamlamak zorundasınız. Ama eğer vücudunuzda insülin var ve kullanamıyorsanız biz o zaman bu kişiye evet şeker hastası diyoruz. Şeker hastalığı tanısı nasıl konur? Hiç zor değil. Bursa Türkiye'nin 4. büyük şehri, herhangi bir sağlık kurumunda, herhangi bir aile hekiminde, herhangi bir devlet hastanesinde, herhangi bir özel hastanede hiç fark etmez. Bakılacak olan kan tahlilleriyle tanısının konması hiç de zor değil. Ama bu konudaki şeker hastalığı acaba bende var mı ile ilgili kişilerin aklında bir takım soru işaretleri varsa bunları muhtemelen şeker hastası olan bir komşusundan, bir tanıdığından, bir akrabasından, bir tanıdığı, sevdiği, yakınından muhtemelen öğreniyordur. Sık su içme, sık idrar çıkma, ağızda kuruluk, sık sık acıkma, özellikle geceleri idrara sık çıkmalarla başlıyor. Bu noktada eğer bu basit semptomlar eğer hasta tarafından anlaşılamadığı ve diyabetin ilerleyen semptomları da var, klinik belirtileri de var. Görmede bulanıklık, nefes darlığı, kalp yetmezliği gibi problemler, özellikle ayaklarda, bacaklarda yanma, bunlar hastalarımızın çok altını çizerek söylüyorum, gece yanmaları çok fazla oluyor. Bu gibi şikayetleri var ise, acaba ben de bir şeker hastası mıyım diye en basitinden bir sağlık kuruluşuna, bir hekime başvurdukları zaman bu şikayetleri dinleyen meslektaşımız bu hastalıkla ilgili tanı yöntemlerini uygulayarak hastalığın tanısını koymak çok zor değil. Türkiye'deki sıklığı biraz yapılmış, dünyadan ve Türkiye'den evet, de bahsedelim. Yapılmış iki büyük çalışma var. Zaten aynı çalışmanın devamı şeklinde. Diyabet hastalığı ile ilgili bir derneğimiz var Türkiye'de. Türkiye Diyabet Derneği. Ve bu derneğin yapmış olduğu ilki 1998 yılında, ikincisi bundan 12 yıl kadar sonra 2010'lu yıllarda yapmış olduğu TURDEP çalışması var. Türkiye diyabet ve hastalıklarının tanınması açısından yaklaşık bu çalışmada 25 binleri aşan
kişilerle yapılan bir araştırma ve TÜRDEP sonuçları bize şunu söylüyor. Toplumumuzda maalesef %10'ları aşan, %20'lere yaklaşan bir diyabet hastalığı var. Yani neredeyse toplumumuzda her 5 kişiden birisinin diyabet hastası olma ihtimali var. Dolayısıyla bugün bizi izleyen kişilere şunu söylemek isterim. Kendinizde şüphelendiğiniz bir takım değişiklikler varsa, bir takım anormallikler varsa lütfen bir hekime başvurun. Çünkü diyabetin tanısını kendi kendinize koyamazsınız. Şikayetlerinden fark edebilirsiniz ama tanısını koyamazsınız. Çünkü tanısının ve tedavisinin konması bir hekim işidir. Lütfen bir hekime başvurun, bir sağlık kuruluşuna başvurun. Orada yapılacak tahliller sonrasında size diyabet hastalığının varlığı ya da yokluğu, var ise tedavileri hakkında bir çalışma başlatılacaktır. Dolayısıyla hastalarımızın Türkiye'de diyabetin %20'lere yaklaşan bir sıklıkta olduğunu bilerek, yani her 5 kişiden birinin maalesef şeker hastası olma ihtimali taşıdığını bilerek, varsa şüphelendikleri bir sıkıntıları, bunu lütfen hekimlerle paylaşıp bu noktada bir çare aramaları lazım. Ersun Bey, gitgide çok ciddi artış gösteren ve gösterecek bir obezite potansiyeli mevcut şu an Türkiye'de. Belki bunu 10 yıl önce konuşsaydık, obez nedir, obezite nedir diye algımızda bile yoktu, gündemimizde de yoktu. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de tepki verirlerdi. Hani o kelimenin anlamı nedir sonuç itibariyle. Şimdi hayatımızın her yerine sığmış durumda. Markette gözlemliyorum ben aileleri. Çocukları abur cubur almaya yöneldiğinde obez olursun diye uyarılar veriyorlar. Çocuklar artık biliyorlar obezin ne olduğunu. Tabii. Ama altta yatan bir kısır döngü de mevcut. İşte diyabetin obeziteyi ya da obezitenin diyabeti birbiri ardı sıra sürüklediğine dair. Şimdi bu veriler bu kadar artarken nedenselliğe dair biraz açıklama yapalım isterim ben. Niye sizce böyle bir potansiyel oluştu ülkemizde? Şöyle söyleyeyim. Aslında diyabetin temeline ya da obezitenin temeline bakarsanız çok örtüşen temelleri var. Evet, her obez diyabetli olma, şeker hastası olma ihtimali taşır. Ama obez olmayan bireylerin de şeker hastası olma ihtimali de vardır. İki hastalıkta, iki problemde maalesef multifaktöriyel dediğimiz, yani sadece genlerle açıklayamıyoruz, sadece yediklerimizle açıklayamıyoruz, sadece içtiklerimizle açıklayamıyoruz, sadece yaşam tarzımızla açıklayamıyoruz. Ama bunların hepsini topladığınız zaman maalesef Türkiye'de %30 ihtimalle obezite hastası olma durumundasınız. %20'lere yaklaşan ihtimalle de şeker hastası olma durumundasınız. Dolayısıyla biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Ve bu şu anki çocukluk çağı istatistiklerimizde de bu görülüyor. Sağlıklı toplumlarda çocukluk çağı obezitesi %3 oranındadır. Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi %18'lere ulaştı. Bu çocukların hemen tamamı eğer kilo veremeyecek olurlarsa ilerleyen hayatlarında yetişkin bir obez ve bununla birlikte muhtemelen de parantez içinde söylemek istiyorum, obeziteye bağlı diyabet hastalığı %85 sıklıkta. Muhtemelen de bu çocukların birçoğu hem obez hem diyabet hastası olacaklar. İlerleyen dönemlerde değil mi bizi bekleyen? Hep anneanneler ve babaanneler de suçlanıyorlar bu noktada. Çocuklarla birlikte yaşamak ve onlarla birlikte beslenmek, karbonhidrat ağırlıklı beslenmek bir acaba sorun mu, soru işareti mi sıfırdan? Bu noktada biraz seçici olmak gerekiyor değil mi? Kötü besleniyoruz. O tabak biteceklerle bir nesil yetiştiriyoruz. O tabak ağlar. Bitmemeli. Evet, arkamızdan ağlayabilir. O tabak bitmemeli çünkü alacağımız fazla kalori, alacağımız fazla enerji, çok basit bir vücutta temel var. O günkü ihtiyacınızın fazlasını aldıysanız ve siz bunu yakamıyorsanız, tek bir enzimatik reaksiyonla şeker, tek bir enzimatik reaksiyonla yağ çevriliyor ve depo ediliyor. Dolayısıyla bir çocuk ya da bir yetişkin yiyebileceğinden fazlasını yiyorsa, ihtiyacından fazlasını yiyorsa, bugün artık pek çok ürünlerin, özellikle hazır gıdaların ya da işte burger tarzı ürünlerin üzerinde hep kalori değerleri yazılıyor. Bunlara bakmıyoruz, bakmalıyız halbuki. Çünkü tüketebileceğimizden fazla bir enerji veriyor size. Bir goflet 600 kalori. 600 kaloriyi siz aldınız, yani o bir gofleti yediniz.
Eğer 8 kilometre koşmadıysanız yakamazsınız onu. Yani mümkün değil. Dolayısıyla biz hep harcayacağımızdan fazlasını, evet bu noktada anneler babalar, belki ikinci nesil anneanneler, babaanneler, dedeler. Evet, o tabak biteceklerle çocuğa harcayabildiklerinden fazlasını vermeye devam ettiği sürece toplumumuzda evet maalesef obeziteye davetiye, obezite de şeker hastalığına davetiye çıkarmaya devam edecek. Şimdi biz özellikle sizin hastalarınızdan Nurcan Hanım'la konuşma fırsatı yakaladık dün. Biraz da onun açısından aslında diyabet sürecini neydi, nasıl gelişti, Tabii. neler yiyordu, nasıl şimdi Çok beslenmeye genç bir devam hastamız ediyor? Nurcan Hanım. Çok genç yaşlarda obezite ve buna bağlı şeker hastalığına yakalanmış birisi. Şeker hastalığı ile ilgili regülasyonu da son derece kötüydü bize başvurduğu anda. Ama hikayesini kendisinden de dinleyelim. Dinleyeceğiz. Şimdi hemen röportajımızı ekranımıza getiriyoruz. Nurcan Acar'ın vermiş olduğu röportajı dinliyoruz efendim birlikte. 2000 yılında kızıma hamileyken şeker yüklemesi yapıldı. İlk o zaman hamilelik şekeri olduğum söylendi. Ben bunu çok şey yapmadım, böyle üstüne durmadım. Sonrasında 2 yıl sonra şeker teşhisi kondu. Ondan sonra haplar başladı. Tabii o zaman yaşım da genç olduğu için fazla da önemsemedim. Birkaç yıl daha öyle geçti. 2009 yılında artık durum kötü olduğu için insüline başlandı. Bu arada hem insüline başlandı hem sadece şeker değil, karaciğer yağlanması, başka problemlerim de vardı. Ben bu ameliyatı düşündüm, araştırdım, Ersun Bey'i buldum. İlk etapta karar veremedim. Bir kere geldim, geri döndüm. İkinciye geldim, kararsız kaldım, tekrar geri döndüm. Üçüncüye geldim, doktor bey dedim, artık ben kararlıyım, ameliyatım olacağım. Ameliyatımı oldum. Ameliyattan çıktık. Ameliyatın üçüncü gününden itibaren eve gittik. Doktorumun söylemesine evde işte ölçeceksiniz şekerlerinizi. 120'den yukarı gelirse vuracaksınız insülini diye. Ben o kadar alışmışım ki yıllarca artık insülinle yaşamaya, insülinlerim hazır. Ah, bir ölçtüm 86 geldi. Tabii ben çok sevindim. Ondan sonra işte ertesi gün ölçüyorum, o gün ölçüyorum. Öyle o gün, bugün hiçbir daha hiç vurulmadım. Ameliyattan sonra eve çıktık. Sıvı dönemi. Ondan sonra sıvı döneminde 6 kilo verdim. Ondan sonra püre dönemi. Püre döneminde de verdim bir 6-7 kilo. Ondan sonra katı dönemine geçtik. İlk 3 ay 25 kilo gibi bir kilo verdim. Ondan sonra yavaş yavaş çok şükür 50 kiloya ulaştık. Porsiyonlarımız mesela normalde oturduğumda 2 tane cantık yiyebiliyordum. Şimdi yarımı zor yiyorum. Porsiyonlarım küçüldü. Her şeyi yiyebiliyorum. Az az yiyorum, sık sık yiyorum. Hiç aç kalmıyorum, hiçbir şeyde gözüm kalmıyor. Yıllarca uğraştım ben bu kilolarımla, uğraştım şekerle, kiloyla şeker bağlantılı. Yani bir kısır döngü olduğu için devamlı gittiğim doktorlar kilo vermelisin, şekerden dolayı da veremiyorsun. Ondan sonra işte ben de böyle alternatifler aradım kendime. Spora gittim, akupunktura gittim, diyetisyene gittim. Ozon tedavisine gittim. Yani ne bileyim, her şeyi yaptım kendimce. Çok uğraştım. Yıllarca uğraştım. Emeklerim, paralarım gitti. Ama sonuç olmayacağını anladım. Anladığım için de böyle bir şeye karar verdim. Evet, Nurcan Hanım'a sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Aslında çok da güzel özetledi Evet. durumu. Gelgitlerini anlatmaya çalıştı bir yandan. Bir yandan beslenmede ne gibi değişiklikler yaşadığını. Aslında kameramız kayıtta değilken o hayatındaki yaşam coşkusunu da anlatmak istemişti bize. Evet. Çok heyecanlandık karşılıklı olarak. Dolayısıyla o heyecanını yenip kelimelere dökebildiği kısım burası. Şimdi bir de sizden de elbette Nurcan Hanım'ın süreciyle ilgili bilgi almak isterim. Ben nasıl Tabii. gelmişti? Nurcan Hanım morbid obezite düzeyinde kilolu ve A1C değeri 11'lere yakındı.
10.8. Tabii diyabetin, şeker hastalığının klasik tedavisi bir diyet. İki, haplar, şeker düşürücü ya da vücutta insülini uyarıcı haplar. Diğeri de tabii bu tedavilerle yanıt alınamadığında insülin tedavileri. Ve her gidilen klinisyen şunu öneriyor, kilo verin. Hı hı. Kilo verin ama morbid obezite düzeyinde bir bireyin diyet ve egzersizle, diyet ve akupunkturla, diyet akupunktur egzersizle, diyet akupunktur ozon tedavisiyle ideal kilosuna düşme ihtimali %2. Yani siz morbid obez bir şeker hastasına ha kilo verin demişsiniz, hadi ya da aya gidin gelin demişsiniz. İkisi arasında çok büyük bir fark yok. Yani dolayısıyla hastadan beklenilen şey hastanın aslında çok da başarabileceği bir şey değil. Bu noktada hastalar kısır döngüye girip depresyona da giriyorlar. Ben bu kiloları niye veremiyorum oluyor. Onu deniyor veremiyor, bunu deniyor veremiyor, diyeti deniyor, sporu deniyor, akupunkturu deniyor, onu deniyor. Bu sefer hasta içine kapanmaya başlıyor. Depresyon bu sefer de o da tam tersi yeme bozukluklarını tetikliyor. Sık yemeler, sık atıştırmalar. Hı hı. Tabii bu sık atıştırmalar ve sık yemek yemeler çoğaldıkça hastanın şeker regülasyonu, kilo kontrolü de neredeyse imkansıza doğru gidiyor. Dolayısıyla biz hastalarımızda aslında tam bunu arıyoruz. Diyete rağmen, egzersize rağmen, çeşitli alternatif yöntemlere rağmen kilo verememiş hastalar. Ve klasik tedavilerin, diyet, o şeker hapları, insülin tedavilerinin çaresiz kaldığı durumlar. Bizim cerrahi için uygun hasta adaylarımız bu hastalar. Yoksa diyetine dikkat eden, sporuna dikkat eden, ilacını zamanında içen, insülinlerini zamanında yapan, hemoglobin A1C dediğimiz şeker hastalığının 3 aylık dönemini bize gösteren ve bu A1C değerinin ideali 6,5 ile 7,5 arasında olmalıdır. Hı hı. Bu gruptaki hastalar bizim hedefimiz değil. Cerrahinin adayı değiller bu gruptaki hastalar. Bu gruptaki hastalar şeker hastalığı ve bunun klasik tedavilerini uygulamaya devam etmek durumundalar. Zaten böyle gittiği sürece şeker hastalığı komplike olmayacaktır. Yani şekerin göz problemleri, şekerin kalp problemleri, şekerin beyin damar problemleri, şekerin böbrek problemleri eğer A1C değeriniz 6,5 ile 7,5 arasındaysa bunları muhtemelen çok sıkıntıya duymadan bu şeker hastalığını yaşamaya ve hayatınıza devam etmeye kaldığınız yerden devam etmeye şey yapacaksınız demektir. Ama diyetin, egzersizin, hapların, insülinlerin ve pek çok tedavinin başarısız olduğu durumlarda mutlaka cerrahi gündeme alınmalıdır. Evet biz hastamızı 3 gün yatırdık, kapalı yöntemle ameliyat yaptık. Bu ameliyattan sonrasında hastanın neler yiyeceğini düzenledik, neler içebileceğini düzenledik. Yani bir diyet listesiyle gönderiyoruz hastalarımızı. Evet en başta sulu diyet dediğimiz diyetleri, sonrasında çorbalar ya da püre kıvamındaki gıdalar ve sonrasında da katı diyetler, köfteler, tavuklar, balıklar gibi ve doğru gıdalarla da beslenmeyi öğretmenimiz aynı zamanda Nurcan Hanım bir anne. Evet. O anne olduğu için aynı zamanda bir rol model ve çocuklarına da bunlar yenmeli, bunlardan uzak durmalısınız diyebilecek en tecrübeli insanlardan biri. Bu noktada anneleri çok önemsiyoruz annelerin diyetini düzenleyebildiğimiz takdirde biz eminiz ki çocuklarımızın da diyetini düzenleyebileceğiz. Örneğin ikinci bebeğine hamile kaldığında doktorunun şeker seviyeleri çok yüksek olduğu için doğumun çok riskli olduğunu, evet, hatta bebeği, evet, doğuramama ihtimalinin çok tabii yüksek olduğunu ifade ettiğini söylemişti kendisi. Bu çok önemli bir şey ve bence gerçekten büyük bir cesaret de aynı zamanda bir anne, hı-hı, olarak. Ama bir konuya daha değindi. Bugünlerde çok tartışılan bir mesele de bu aynı zamanda. Bu gestasyonel diyabetin tespiti için şeker yükleme testleri. Hı-hı.
Bu yükleme testlerinde bir sinyal var. Yani bu yükleme testleriyle birlikte aslında şekerle ilk yüz yüze geliyor ve ben onu umursamadım ama birkaç yıl sonra önüme ciddi bir hastalık olarak artık şeker gelmişti diye ifade ediyor. Bir mailimiz var. Konumuzla hem ilgili hem değineceğimiz noktalardan bir tanesi. Programın başında ifade etmiştiniz ama neden tip 1 diyabetler cerrahi müdahalenin dışında kalıyor diye sormuş bir izleyicimiz Gülten Hanım. Çünkü insülin hiç yok. Yani insülin hiç yoksa siz bunu dışarıdan almak zorundasınız. Bizim hastalarımızda, bizim ameliyat için araştırdığımız hastalarımızda ya da bizim hedef kitlemizde insülin var ama kandaki şekeri düzenlemekte tabiri caizse kudretsiz. Evet. Uyguladığımız cerrahi işlemlerden sonra kişinin pankreasındaki insülini tabiri caizse uyandırıyoruz. İnsülinin daha rahat kan şekerini dengelemesini sağlayabiliyoruz. Ve zaten hastalarımız, Nurcan Hanım da bahsetti, evde kan şekerimi ölçüyorum 80, kan şekerimi ölçüyorum 90, kan şekerimi ölçüyorum 100. Dolayısıyla hastanın diyetini de ayarladığımız zaman, aldığı kaloriyi de ayarlayabildiğimiz zaman, cerrahi bize bu gücü de veriyor. Geçirdiği cerrahi sonrasında hastanın sık acıkmalarını da azaltıyoruz. Geçirdiği cerrahi sonrasındaki hastanın şekerin kana hızlıca karışmasını da azaltıyoruz. Diyette aldığı kaloriyi de azaltıyoruz. Ve hastanın o güne kadar başaramadığı durum cerrahi sonrasında başarılabilir hale geliyor. Ve kendi insülinlerini hasta kullanarak vücudundaki deposundaki, pankreasındaki kendi insülinini, var olan insülinini kullanarak kandaki şekerini düzenlemeye başlıyor. Yine bir sorumuz daha var. Bence bu çok daha farklı bir soru. Burcu Hanım yöneltmiş bu soruyu bize Konya'dan. Şu an 52 yaşında olduğunu, diyabet hastası olduğunu ve aşırı kilolardan şikayetini ifade etmiş uzun uzun. Ancak şunu da soruyor, ben kendimi bildim bileli balık etliyim diyor. Böyle bir cerrahi müdahale bana ne kadar yararlı olur diye sormuş. Şimdi mutlaka ve öncelikle hastayı değerlendirmek lazım. Uygun hastaya cerrahi işlemi uygulamalıyız. Tabiri caizse attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeli. Bu noktada bizim cerrahinin klasik hedefi ya da hedef kitlesi kesinlikle her tanı konmuş şeker hastası değil. Çünkü şeker hastalığının klasik tedavisi diyet, şeker hapları ve gerekirse insülin tedavileri. Bu tedavilerin başarısız olduğu hastalar, bu tedavilerin uygulama zorlukları, bu tedavilerin uygulanmasına rağmen başarısız sonuçları noktasında cerrahi gündeme gelebilir. Onun haricinde her diyabet hastası asla ve kesinlikle bizim hedef kitlemizde değildir. Ama obezite varlığında biliyoruz ki diyabetin regülasyonunu, kontrolünü sağlayabilmek çok zorlaşıyor. Dolayısıyla kişiler hem obez, hem şeker hastası hem kullandığı tedavilere rağmen A1C değerleri 8,5'un üzerinde ise, yani şeker hastalığının iyi kontrol edilemediğini gösteriyor bize. Hastanın tedaviye uyumunun belki iyi olmadığını gösteriyor. Belki hastanın tedavilerle buluşmasında doğruların tam oluşturulamadığını gösteriyor. Ama bütün optimal şartlar dediğimiz hasta için tüm doğrular yapılmasına rağmen diyeti düzenlendi, hapları düzenlendi, insülin tedavileri düzenlendi ve eğer olumlu bir sonuç alınamıyorsa bu hastalık hızla komplike olacak demektir. Şeker hastalığının komplikasyonlarını da konuşuruz çünkü şeker kanda yükselen bir hastalık. Kanımızda yüksek seyrettiği sürece özellikle küçük damarlarımızı, göz dibi damarları gibi, beyin damarları gibi, kalp damarları gibi, böbrek damarları gibi, bacağımıza giden küçük damarlarımız gibi, küçük damarlarımızı hızla yıpratarak şeker hastalığının komplikasyonu dediğimiz sonuçları doğuruyor. Dolayısıyla şekeriniz regüle değilse hızla komplike olacaktır. Yani şekeriniz eğer düzenli değilse siz görme kaybı,
beyin damar tıkanıklığı, kalp damar tıkanıklığı ve kalp krizi, böbrek hastalığı nedeniyle diyaliz alabilecek, bacak damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle bacak ya da ayak bölümünde amputasyon dediğimiz şeker hastalığının kontrolsüzlüğü nedeniyle bu bölgelerin kesilmesi maalesef gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla eğer A1C değeriniz regüle değilse, eğer A1C değeriniz kontrol edilemiyorsa sizin şekeriniz hızla komplike olacak demektir. Ve bu komplikasyonlar da hastanın hayatını ve yaşamını son derece zorlaştıracak. Bir telefonumuz var. Bursa'dan bizi arayan bir izleyicimiz Murat Bey hatta, Murat Ataseven. Murat Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun hemen sorunuzu alalım. Hocama sormak isterim. Babam diyabet hastası, insülin kullanıyor. Annem de sınırda hap kullanıyor. Biz çocuklar olarak riskimiz nedir? Bir de her insülin kullanan hasta duydum bir bağırsa yeri mi değişiyormuş, bir şey oluyormuş, insülinden kurtuluyormuş. Böyle bir şey var mıdır? Evet. Tabii ki şeker hastası olmanın tek şartı ailede şeker hastalığı olması değil. Genler önemli evet, ama genler tek çok faktör önemli. Değil. Kendimden örnek vereyim. Babam şeker hastası, halam şeker hastası, öbür halam şeker hastası, babaannem şeker hastası. Ben dikkat ediyorum, dikkat etmeliyim diyetime, sporuma dikkat etmeliyim. Ve eğer bunlarla bir gün kontrol edemezsem, kan şekeri düzeyimi, evet ben de bir şeker hastası adayıyım. Ama bunlara dikkat ettiğim sürece şeker hastalığının bende başlama yaşı, ki babam da 40'lı yaşlardaydı öyle hatırlıyorum. Bende başlama yaşı belki 50'leri, belki 60'ları bulacak. Ne kadar geç başlarsa benim için o kadar karlı. Ailenizde şeker hastası varsa evet risk altındasınız. Ailenizde şeker hastası varsa anne ve baba, hala amca. Evet, risk altındasınız ama bu ille de siz de bir şeker adayısınız ya da ille de siz de bir şeker hastası olacaksınız anlamına gelmiyor. Siz yaşam tarzınızı düzeltirseniz, yediklerinize, içtiklerinize dikkat ederseniz, kaloriyle ilgili özellikle karbonhidratla ilgili gıdaları hayatınızda belli bir sınırda tutabilirseniz, aldığınız enerjiyi yakabiliyorsanız, dolayısıyla vücudunuzda şeker hastalığının başlama yaşını çok ileriki yıllara sarkıtabilirsiniz. Evet, bağırsak ameliyatı hastamızın ikinci sorusu. Biz de kliniğimizde uyguluyoruz. Normal kilosunda olan, obezitesi olmayan, yani 1.65 boyunda 65 kilo diyelim ki en basit örnekle. Ve fakat şeker hastası evet. Bu kişi. Vücudunda şekerin düzenlenmesinde bir takım problemler yaşıyor. Bu hastalarımızı önce araştırıyoruz. Eğer vücutlarında yeterli derecede insülin rezervi var ise, çünkü neden? Şekeri kontrol eden insülin. Yani kişinin depoları sağlamsa, yani kişinin fabrikaları, üretimi iyi ise, bu hastalara uygulanacak, evet, şöyle bir cerrahi var. 1990'lı yılların sonunda Brezilyalı bir cerrahın geliştirmiş olduğu bir teknik. Biz de kliniğimizde uyguladık. Normal kilodaki hastalarımıza, iki hastamıza uyguladık. Bağırsağımızın son kısmında, ince bağırsaklarımızın son kısmında bir özelleşmiş bölge var. Bu bölge bizim tıpta ileum dediğimiz bağırsağın, ince bağırsağın son kısmı. Ve bu bölgelerin içinde L hücreleri dediğimiz bir hücre grubu var. Ve gıdaların buraya girmesiyle araştırılmış ve ispat edilmiş ki, gıdaların buraya girmesiyle, ince bağırsağın son kısmına girmesiyle L hücreleri uyanıyor. L hücrelerinin uyanması pankreasta insülini uyandırıyor. Bu mantık da bağırsağın son kısmını biz midenin çıkış kısmına aktarıyoruz. Dolayısıyla gıdalar mideden hemen sonra L hücreleriyle buluşuyor ve o da hemen kişinin kendi insülinini uyandırarak kandaki şekerinin regüle olmasını sağlayabiliyor. Evet, bu cerrahi de var.
kliniğimizde uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi. Yurt dışında da başarıyla uygulanan cerrahi yöntemlerden bir tanesi. Ülkemizde iyi cerrahlar tarafından da uygulanan cerrahi yöntemlerden bir tanesi. Evet, normal kilodaki şeker hastalarına da bağırsağın son bölümünün yerinin değiştirilmesiyle şekerin regülasyonu, şeker hastalığının regülasyonu sağlanabiliyor. Bu da bir tekniktir. Şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Aranın ardından cerrahi detaylı olarak konuşacağız. Kaldığımız Peki. yerden devam edeceğiz efendim. Durup Sağlık Grubu'nun sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam edecek. Durup Sağlık Grubu'nun sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam ediyor. Efendim Olay Sağlık ikinci yarıda kaldığı yerden devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için biz bugünkü konu ve konuğumuzu yeniden hatırlatalım. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ersun Topal bugün bizimle birlikte. Biz bugün diyabet cerrahisini konuşuyoruz. Özellikle cerrahiye gelene kadar ki aşamalardan bahsediyoruz. Medikal tedavinin, diyetlerin, sporun yetmediği noktadan itibaren neler devreye giriyor? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. İlk yarıda şeker komplikasyonlarından bahsetmeden tamamlamıştık ilk yarıyı ve bunu ikinci yarıda konuşuruz diye ifade etmiştik ama komplikasyon nedir ve şeker hastalarının hepsini bekleyen bir kader mi bu? Aslında evet. Şekeriniz kandaki şekeriniz belli bir düzeyin üzerinde seyrettiği sürece bu şeker bizim glikolize dediğimiz bir reaksiyona giriyor ve bir yan ürün üretiyor sonuçta. Sonrasında bu damarların içinde dolaşmaya başlıyor. Damarlarımız vücudumuzun her noktasında var. Bizi bir taraftan canlı tutuyor, bir taraftan da yüksek şeker nedeniyle gittiği bölgelerde bunun zararlarını yaşamaya başlıyoruz. Özellikle küçük damarlar, şeker hastalığının hedefi, göz dibi damarları. Hastanın o yaşa kadar görmesi normalken, sonrasında hızlıca görme kaybı. Kalp damarları neden? Çünkü kalbimiz belki de en önemli organımız, en kritik organımız. Ama bunu besleyen damarlar maalesef çok ince ve küçük kılcal damarlardan ibaret. Kolayca zarar görebiliyorlar, hızlıca zarar görebiliyorlar ve işin ilginç tarafı şeker hastalığına bağlı sinir hasarı, hastalarda kalp krizi geçirildiğinin de fark edilmesini engelliyor. Yani hasta ağrı duymadan, ağrısız MI dediğimiz, ağrısız kalp krizi dediğimiz krizler geçirmeye başlıyor. Hiçbir şikayeti olmadığı halde kalp doktoruna gidiyor ve bu yapılan ekoda ya da diğer farklı tahlillerde görülüyor ki kalp kası duvarında ya da kalp kasında bazı ölü noktalar ya da ölü alanlar var. Sonrasında hastaya bilgi veriliyor. Deniyor ki bu bölgeler kan damarları tıkandığı için artık canlı değiller. Canlı olmadıkları için de hastaya da siz kalp krizi geçirmişsiniz. Ancak şeker hastalığı nedeniyle bunu sessiz geçirmişsiniz. Kalp krizi semptomlarını yaşamamışsınız. Yani kalp damar tıkanıklıkları ve kalp krizi. Sessiz kalp krizi özellikle. Ve tabii ki vücudumuzun önemli organlarından biri böbrekler. Çünkü onun da küçük kılcal damarları var. Ve böbreklerle ilgili problem oluştuğu anda biz bunu şiddetle hissediyoruz. Böbrek yetmezliği. Ve bacak damarları özellikle vücuttan uzaklaştıkça ayak baş parmaklarına doğru damarlar giderek çapları küçüldüğü için bu bölgedeki damarlar daha hızlı etkilenmeye başlıyor. Beslenmesi bozulunca o organı ampute etmek ya da kesmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bununla birlikte devam eden bir komplikasyonlar bütünü. Sonrasında şeker hastalığının 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl sonrasında evet görme problemleri yaşayan, evet kalp damar tıkanıklığı nedeniyle sessiz kalp krizleri geçirmiş, sonrasında kalp yetmezliği belki yaşayabilen, böbrek damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle böbrek yetmezliği sonrasında diyaliz almak zorunda kalan, ayak damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle
organ ya da uzuv kaybına sebep olan, bir hasta olarak hayatınızın belli bir dönemini maalesef son derece kalitesiz ve konforsuz yaşamak zorunda kalıyorsunuz. İlk programımızdaki hastalarımızdan biriydi Remzi Bey. Evet. Şeker hastalığı sanki beni içten içe yiyen bir güve gibiydi diyor. Aslında çok da mükemmel haklıydı. Mükemmel benzetme. Çok da iyi bir benzetmeydi. Ve evet, şeker hastalığı kontrol edilemediği zaman, altını çizerek söylemek istiyorum, kontrol edilemediği zaman. Kontrolü nasıl? Diyetler, haplar, gerekirse insülin tedavileri. Kontrol edilemediği zaman, evet, sizi içten içe tüketen, evet, organlarınızı, organ sistemlerinizi birer birer fonksiyon kaybına, iş göremez hale getiren bir problem. Şunu sorabilir miyiz acaba? Özellikle Nurcan Hanım konuşurken de aynı meseleye değinerek daha öncesinde, yani cerrahi müdahaleden hemen önce uyku apnesi gibi, evet, karaciğer yağlanması gibi çok yoğun, farklı, hiç de şekerle bağlantısı yokmuş gibi, evet, duran problemlerle de ben aslında yaşamaya devam ediyordum demişti. Evet. Bu noktada apne nerede? Nasıl apneyi tetikliyor mesela? Apne aslında şeker hastalığının bir komplikasyonu değil. Apne obezitenin bir komplikasyonu. Hastamız aynı zamanda morbid obezite düzeyinde bir bayandı. Hemen fotoğrafımızda rica edelim mi bu noktada? Dolayısıyla uyku apnesi vardı ve morbid obez bireylerdeki uyku apnesi oranı maalesef %98. Yani 100 hastanın 98'i, evet, fotoğrafımızda bunu ekranda yaşıyor. Evet. Bize ilk başvuru anında Nurcan Hanım'ın A1C değeri 10.8. Evet. Tedavilere, insülinlere rağmen kötü regüle bir şeker. Böyle devam ettiği sürece de hızla komplike olacağını gösteriyor bize A1C değeri. Bu noktada çok önemsiyoruz. Ve yaklaşık 2 ya da 3 hafta önce çektiğimiz normal kilosundaki Nurcan Acar, normal A1C değeri, normal kan regülasyonu, tamamen sağlıklı, karaciğer yağlanması ortadan kalkmış, uyku apnesi bitmiş, şeker hastalığı bitmiş. Dolayısıyla bunların komplikasyonlarını da yaşamaktan kurtulmuş bir kişi olarak artık hayatına kaldığı yerden sağlıklı kilosunda, sağlıklı kan şekeri değerleriyle devam edecek. Bu çok önemli. Son 10 dakikanın içerisindeyiz. Gelelim hemoglobin A1C değerlerini bu kadar hızlı, hastanın kendisinin bile inanamayacağı derecede jet hızıyla değiştiren bu cerrahi metoda. Bu metodun ismi ne? Bu isim nereden geliyor? Bu metot öncesinde örneğin Nurcan Hanım'da ne gibi değişiklikler istediniz? Kaç gün hastane yatışı gerçekleşti? Bunların hepsini öğrenelim sizden. Bu yöntem SADES dediğimiz bir cerrahi teknik. Açılımı nedir? Tam açılımı aslında bazı sanal platformlarda çok konuşuluyor. Tüp mideli bypass. Yani hastada hem tüp mide ameliyatı uyguladık, hem de çok yüksek A1C değerleri nedeniyle şekerin hızla kana karışmasını engelleyen bir tabiri caizse saptırma ameliyatı yaptık. Çünkü biz biliyoruz ki gıdalar mideden hemen sonra ince bağırsakların daha 0. santiminden itibaren, özellikle şeker, bu bölüme girer girmez kanda karışıyor ve kanda şeker düzeyiniz yükselmeye başlıyor. Ve bağırsaklarda şekerin en çok emildiği bölüm ilk 100-150 santimleri. Eğer siz bypass edebiliyorsanız, bu bölgeye gıdanın girişini engelleyebiliyorsanız, dolayısıyla hastanın kanında şekeri hızla yükseltmediğiniz için daha kontrollü bir kan şeker düzeyi sağlayabiliyorsunuz. Biz de hastamıza bu cerrahiyi uyguladık ve yediği gıdaların içindeki şeker kanında hızla yükselmediği için vücudunda var olan insülin onun yükselen kan şekerini de dengeler hale geldi. Hı. Kolayca bunu kontrol eder hale geldi. Dolayısıyla etkili bir cerrahi. Obezite üzerine etkinliği %98'lerde bu tüp mideli bypass ameliyatının.
Şeker hastalığı, diyabetin kontrolü üzerine etkinliği de keza %94 ile %97'ler oranında son 2006 yılından beri uygulanan bir cerrahi yöntem. Özellikle yurt dışında ağırlıkla uygulanıyor. Obez ve kötü kontrollü şeker hastalarında başarılı bir teknik. Hastanın daha cerrahisini takiben, kanda şekerin hızla kana karışmasını engellediğiniz için şeker düzeyleri hızla regüle oluyor ve hasta haplardan, insülinlerden daha cerrahi takip eden ilk 10 gün, ilk 20 gün içinde kurtulabiliyor. Son 5 dakikadayız. Beslenme meselesini biraz daha ciddi konuşmak istiyorum ama bir telefonumuz da var bu arada. Mehmet Aşır hatta. Evet, Bursa'dan bizi arayan bir izleyicimiz. Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun. Ben doktor beye bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Şimdi ben günde 3 tane aç, 3 tane de tok olmak üzere 6 tane hap kullanıyorum. Şimdi ileride bu böbreklere çok zarar verdiği söyleniyor hapların. İnsüline dönsem daha mı yararlı olur? Onu soracaktım ben doktor beye. Teşekkür ederiz. Hastalarımızın şeker kontrolleriyle biz ilgilenmiyoruz. İnsüline başlamakla ilgili tedavi tamamen dahiliye ya da endokrinoloji hastalığının ilgi alanı. Dolayısıyla haplar evet belli bir süre pankreasınızda uyuyan insülini uyandırmada tedavide çok başarılı ama belli bir süre. Ne kadar olduğunu biz de bilemiyoruz. Kişiden kişiye de değişiyor zira. Ama hap tedavisinin, şeker haplarının kan şekeri düzeyini kontrol etmede çaresiz kaldığı durumlar için tabii ki insülin mutlaka geçilmeli. Çünkü siz şekeri kontrol edemediğiniz zaman komplikasyonları ortaya çıkacak ki onları kontrol etmek zaten çok zor. Onları idare etmek zaten çok zor. Çünkü görme problemi buna düzeltici bir tedavi yapamıyorsunuz. Böbrek problemi diyaliz dışında bir çaresi yok. Kalp damar tıkanıklığı tabii ki tıkanan damarlara kardiyak bypass, koroner bypass ameliyatı uygulanabiliyor ama şekeriniz kötü regüle ise yapılan bypass edilen damarlar da hızla tıkanıyor. Dolayısıyla re-bypasslar, tekrarlayan bypasslar olmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla şeker hastalığının kontrolü konusu benim işim değil. Bu noktada Mehmet Bey'in endokrinoloji uzmanına başvurması endokrinoloji lazım değil mi? Pek çok hastanemizde, Bursa'da hastanemizde mevcut ya da dahiliye uzmanıyla görüşebilir. Şeker hastalığı kontrol edilmeye çalışılmalıdır. Şeker hastalığının en iyi kontrolünü sağlayan Almanya. Bu hastaları yılda 4 kere ve birer hafta arayla mutlaka kliniklere yatırıyorlar. Diyetleri, hapları, insülin tedavileri neyse, hangi organda komplikasyon gelişti ise bunlar bu her periyotta, yılda 4 kere her periyotta inceleniyor, taranıyor. Gözde bir muayeneleri, böbrek problemleri, böbrek tahlilleri, kalp damar tahlilleri gibi gibi tahliller yapılıyor. Dolayısıyla şeker hastalığıyla en iyi ilgilenen toplum Alman toplumu. Şeker hastalığını en iyi kontrol etmeyi başaran toplum Alman toplumu. Biz şeker hastalığının tanısını koyuyoruz. Tedavisine başlıyoruz ama İpin ucu sonra evet, oluyor. Ne kadarını kontrol edebiliyoruz? Hasta portföyü mesela. Hasta ve doktor arasındaki iletişim bir zaman maalesef kopmak zorunda kalıyor. Bu noktada lütfen şeker hastasıysanız bir dahiliye uzmanına en az yılda 4 kere, bir endokrinoloji uzmanına en az yılda 4 kere ulaşmalısınız. Bu kontroller başarılamıyorsa o gün cerrahi bir alternatif olabilir ama şeker hastalığının ilk tedavisi her zaman ve daima diyet ve klasik haplar ve insülin tedavisi. Son 1,5 dakikamız. Sadiyesi, cerrahi metodumuzu, yöntemimizi konuştuk ama cerrahinin hemen ardından çok kısa ben biraz da beslenme meselesi ne kadar değişiyor. Özellikle Nurcan Hanım doymuyordum. Artık çok küçük bir porsiyonla kendim doyduğumu hissediyorum dedi. Bu nasıl başarılıyor? Aslında çok basit. İnsülin kullanan hastaların İnsülinin en sık komplikasyonu hipoglisemidir. Yani kan şekerini aşırı düşürür insülin.
Hipoglisemi vücutta bir şeyler yeme iştahı uyandırır. O an yanınızda ne varsa, bisküvi ise bisküvi, kraker ise kraker, çikolata ise çikolata. O anda hasta doğru gıdaları seçemez. O anda ben oturayım da bir köfte pişireyim, proteinli bir gıda alayım, bu benim için daha sağlıklıyım, sağlıklı olur diyemez. Dolayısıyla bu hastalar, insülin kullanan hastalar sık hipoglisemiye girdiklerinde sık atıştırmaya başlarlar. Ve doymazlar maalesef. Tüp mide cerrahisi Nurcan Hanım'ın geçirdiği ameliyatın bir parçası idi ve yapılan cerrahi sonrasında hastanın iştahında %80 bir azalma yaşıyoruz zaten tüp mide cerrahisinden sonra. Hastaların iştahları azalıyor. Çok küçük volümlerle doyup yiyebileceği 2 köfte, 3 köfte, 3-4 hamsi çok küçük volümlerdeki gıdalarla doyup arkasına eklediğimiz bypass cerrahisiyle de şekerin hızla kana karışmasını engellediğiniz zaman siz şeker hastalığını tabiri caizse dizginleyebiliyorsunuz. Bu hastamıza da biz bu ameliyatı uyguladık ve sonucunu da görüyoruz. Ama ameliyattan sonraki dönemde evet yeni ameliyatlı olduğunuz için bir mutlaka sıvı gıdalarla başlıyoruz. İki mutlaka püre dönemini takip ediyor. Üç bu hastalara mutlaka ve mutlaka proteinle beslenmeyi öğretmek zorundayız. Bir görevimiz de bu. Diyetini bu noktada biz düzenliyoruz. Evet, bu kişiler sabah kahvaltısında yumurtasını, peynirini yiyen, öğlen yemeğinde köftesini, tavuğunu, balığını yiyen, akşam yemeğinde işte fasulyedir, mercimektir gibi proteinli gıdalarla beslenen kişiler olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bu proteinler hepimiz için geçerli değil mi? Evet, proteinlerle kapatıyoruz efendim. Noktayı koyuyoruz. Yarın yine saat 10'da karşınızda olmak dileğiyle. Durup Sağlık Grubu Olay Sağlık Kuşağı'nı sundu.